Merhaba arkadaşlar, İslam felsefesi tanımlar sözlüğümüzdeki kavramların müzakeresine devam edeceğiz. Bugün sizlerle haset kavramını analiz etmek istiyorum. Haset kavramı genelde gıpta ve kıskançlıkla karıştırılan bir kavram. Ama ahlak felsefesinin en önemli kavramlarından bir tanesi. Çünkü insanların diğer insanlarla ilişkilerini kurgulamalarında belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insanoğlu aslında tarihsel olarak varlığının başlangıcından itibaren, Habil ve Kabil'den itibaren kendi arasındaki çatışmaların ve çekişmelerin bedellerini hayatıyla, canıyla, malıyla ödemiş durumda. Onun için de bizim ahlaken iyi ve tutarlı bir düşünce sistemine ulaşabilmemiz için kavramlarımızı netleştirmek ve yaptığımız hareketin ne anlama geldiğini, ortaya bilmemiz ve ortaya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, haset kavramı bizim sözlüğümüzde 132. sayfada yer alıyor. E, genelde Ebu Bekir Razi bunu detaylı bir şekilde yer almış. Onun e, analizlerine bir bakalım ve e, kıskançlık ve gıpta'dan da farkını elimizden geldiği ölçüde ortaya koymaya çalışalım. E, şimdi haset cimrilik ve tamahın nefiste birleşmesi sonucunda meydana gelen şeydir şeklinde tanımlanıyor. Burada e, işte, ahlakın ne olduğunu da aslında girmek gerekiyor. O nedenle de tanımın devamında ahlakın düzeltilmesi konusunu ele alan düşünürler. Bir insanın başına kötülüğün gelmesini istemek aslında sizi kötü yapıyor. Bir başka insanın başına iyiliğin gelmesini istememiz ise eee Bizi e, ahlaken iyi kılıyor. Şimdi onun için insanların bir başkasına zarar verme dürtüsü ya da bir başkasının iyi olmasını temenni etme dürtüsü onun ahlakının iyi ya da kötü olmasının da e, belirleyicisi olarak ifade edilebiliyor. Şimdi burada e, cimrilik de aslında bunun başlangıcını oluşturuyor ama cimrilik bunun alt düzeyi. Çünkü cimri e, sadece kendisinin sahip olduğundan başkasına vermeyi istemeyen kişidir. Ve bu nedenle de e, hasede geçtiğimiz zaman e, bir üst aşamaya e, ulaşmış oluyoruz. Haset eden adam kendisine zararı olmayan ve hakkını gasp etmeyen bir kimsenin lehine olanı istemeyen kişidir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Karşımızdaki insanın insanla ilgili herhangi bir çıkar çatışması, herhangi bir işte e, aramızda e, maddi ve manevi anlamda bir e, çatışma olmadığı halde ondaki nimetin yok olmasını istemektir haset. Aslında işte kötülüğü yapan da budur. Şimdi bunun bir alt derecesi nedir? Kıskançlık. Kıskançlık ne? Karşımızdaki insandaki nimetin bizde de olmasını istemektir. Yani kıskanç insan aslında hasetten bir derece daha aşağıdadır. Yani kendisinde olmadığı için ondaki nimetin kendisinde olmasını ister. Bu nedenle de haset kıskançlıktan bir üst bir tık daha üstte bir kötü ahlaka karşılık verir. Peki gıpta ne? Gıpta da aslında e, dinimizde de, e, ahlaken e, kültürümüzde de e, olması gereken bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Gıpta karşımızdakinin nimetinin onda olmakla beraber kendimizde de olmasını istemektir. Aslında e, insanların ahlaken e, en iyi geleceği noktada bu. Yani kıskançlığını yenmiş... Haset etmekten sakınmış ve kişisel gelişimini tamamlamış insanlar gıpta edebilirler. Çünkü insanlar hayatın içerisinde zenginlik, makam, mevki, mal bakımından denk değildirler. Çünkü ayetlerde de hep zikredilir. Bunlar insanlar arasında bir imtihan aracı olarak kullanmıştır. Şimdi imtihan deyince de e, sanki sayısal bir imtihan gibi anlaşılıyor. İşte burada yaptığımız tutumlar, tavırlar, kıskançlıklar, hasetler bunlar imtihanı kazanmamız ya da kazanmamamızı gerektiren unsurlar haline geliyor. Onun için bizim ahlaken e, tavrımızın olması gereken tavrımızın e, gıpta olması gerektiğini söyleyebiliriz. Haset de temelde özetleyecek olursak bir başkasındaki nimetin bize herhangi bir faydası ya da zararı olmadığı halde yok olmasını istemektir. Aslında bu başlı başına bir kötülük olarak karşımıza geliyor. Burada Razi özellikle şunu vurguluyor. Haseti tanımlarken hata edildiğini, başarıları kendilerine zarar ve sıkıntı veren insanların iyi şeylere ulaşmaması Şeklinde tanımlandığını demin kıskançlık üzerinde ifade etmiştik. Ee, bu tanımın hasedi kuşatmadığını söylüyor. Yani burada e, vurgulanması gereken nokta e, herhangi bir lehte ya da aleyhte hiçbir bize zararı olmadığı halde e, karşınızdaki insandaki nimetin yok olmasını istemektir. Dinen de zaten Kur'an'da da e, hasedinden sakınmamız gerektiği vurgulanmıştır. İnsanlar e, iyiliği ve kötülüğü aslında... E, ortaya koyarken bile haset edebilirler. Mesela bunu şöyle ifade edebilirim. Birisine iyilik yapıyorsunuz fakat bu iyiliği duyuruyorsunuz. Ya da bir iyilik yapılırken işte bütün kameraları, bütün işte çekim ekiplerini doldurup insanlara bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Halbuki bunu göstermenize gerek yok çünkü eğer inancı sağlam ve tam bir insansak ne yapmamız lazım? Allah'ın görmesi yeterli dememiz lazım. Ama insanlar ne yapıyorlar? Bunu gösteriyorlar. Diğerininki daha fazla göründüğü zaman diyor ki benimki görülmedi diyor. Şimdi onun için iyilikler dahi insanı hasede, kıskançlığa birbiriyle husumete götürebilir. Biz işte ahlaken bu kavramları, tanımları bildiğimiz zaman yaptığımız hareketin insani bir tavır olarak neye tekabül ettiğini de anlamlandırmış oluruz. Onun için de tekrar sona noktada tekrar edecek olsak kıskançlık, kişinin bir başkasındaki nimetin kendisinde olmasını isteme. Burada bir çıkar çatışması var. Haset bir başkasıyla herhangi bir çıkar çatışması olmadığı halde karşısındakindeki nimetin yok olup gitmesini istemek. Haset tam anlamıyla bu. Bir de gıpta var. Ondaki nimetin onda kaybolmadan kendisinde olmasını istemek. İşte bu da insani değerlere ve insani ahlaki tutuma en yakın olan anlayış diyebiliriz. Bir başka kavramın müzakeresini yapabiliriz. Açıklanmasını istediğimiz kavramlar varsa yorum olarak düşebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.